Merhabalar, ben operatör doktor Münih Berberoğlu. Size enfertiliteyi anlatacağım. Enfertilite bir çiftin düzenli bir şekilde ilişkiye girmesine rağmen birinci sene sonunda gebelik olmuyorsa biz buna enfertilite yani kısırlık diyebiliriz. Genelde bir çift düzenli ilişkiye giriyorsa her ay ortalama gebelik oranları %20 gibidir. Fakat 6. ayın sonunda bu oran %20'lerden %50'lere çıkar. Birinci sene sonunda da %85'lere ulaşır. Ve burada da gebelik olmadığı takdirde %15 enfertil kısır dediğimiz hasta grubu vardır. Bu hasta grubunda gebelik elde etmek için, araştırmak için ilk başta yapacağımız tahlillerden bir tanesi erkeğin spermine bakmaktır. Spermine bakarak burada sayısına, hareketliliğine, motilitesine ve morfolojisine bakarız. Eğer bu sperm yeteri kadar iyiyse, bir problem yoksa hastamıza tekrar bir 6 ay süre gelin size bir yumurtlama takibi yapabiliriz diyebiliriz. Veya gerekirse baktık sperm çok düşük değil, yeteri düşük ama çok düşük değil. Bu sefer aşılama dediğimiz spermi yıkayıp, hastayı stimüle edip, ilaçları verip doğru zamanda aşılama dediğimiz sperm yıkadıktan sonra direkt rahmin içine bırakabiliriz. Veya baktık sperm çok kötü, hareketliliği düşük, motilitesi düşük, o zaman gelin size direkt hastaya da tübebek yapalım diyebiliyoruz. Burada yapılması gereken, başka araştırılması gereken şey adetin 3. günü yapılan kan tahlilleri vardır. FSH, LH, E2, prolaktin, TSH dediğimiz hormonlar vardır. Bir de AMH dediğimiz son 3 ayı yansıtan hormon tahlilleri vardır. Bu hormon tahlilleri ve hastamızda düzenli adet görüyorsa o zaman bir yumurtlama problemi yok diyoruz. Bir de yapılması gereken rahim filmi dediğimiz, HSK dediğimiz bir film vardır. Bunda yaptığımız takdirde tüpler açık mı değil mi, rahim içinde herhangi bir patoloji var mı yok mu diye değerlendirebiliyoruz. Eğer bir patoloji varsa da bu rahimin içindeki polip olsun, miyom olsun gerekirse histeroskopi yoluyla temizleyebiliyoruz. Eğer tüplerde tıkanıklık varsa laparoskopi yoluyla da tüpleri açabiliyoruz. Veya çok tıkalıysa, kötü durumdaysa, işlevliğini kaybettiyse tüpleri de alabiliyoruz. Yapışıklıklar varsa onu da laparoskopi ile giderebiliyoruz. Bu genelde kabaca 3 sperm tahlili, adetin 3. günü hormonları bir HSG ile çoğu zaman altta yatan problem nedir çok iyi bir şekilde anlayabiliyoruz.